kan serperler gökyüzüne, gökyüzüne. Demir toz ederler loy, kan serperler gökyüzüne, gökyüzüne. Emeklileri ve basınımızın kıymetli üst düzey yöneticileri, uzun bir aradan sonra bugün bir kahvaltıda bir araya geldik. Uzun zamandır bölgemizle alakalı, Gebze ile alakalı sohbet edemiyorduk, fikir alışverişi yapamıyorduk. Gebze basınıyla pandemiden sebep uzun bir ara bir araya gelemedik. O yüzden bugün bu toplantıyı organize ettik. Bugün meclis grubumuz bir yıllık çalışmalarıyla alakalı bilgilendirme ve bir sunum toplantısı yapacağız. Onun dışında ben de örgüt çalışmamızla alakalı kısa bir konuşma yapacağım. Ondan sonra soru cevap şeklinde toplantımızı devam ettireceğiz. Kıymetli basın emekçileri, ilçe yönetimine aday olduğumuzda en büyük sloganlarımızdan biri sokak örgütlenmesiydi. Sokak örgütlenmesi çalışmamızda Gebze'nin her sokağında partimizi temsil edecek bir veya iki tane o sokağın bize analizini yapacak, sorunlarını getirecek ve bu anlamda da partimizle o sokak arasında köprü kuracak çalışma arkadaşlarımızı belirleyeceğimizi söyleyerek yola çıkmıştık. Ve bunu büyük aşamada tamamladık ve çalışmalarımız bu anlamda devam etmekte. Tabii bu çalışmamızı il destekli devam ettiriyoruz. İl eğitim sekreterimiz de burada. Parti içi çalışmalarımızla ve parti içi eğitimlerimizle bu süreci daha da hızlandırıyoruz. Tek talihsizliğimiz pandemi oldu. Pandemiden ötürü bu çalışmaları çok hızlandıramadık. Toplantıları çok yoğun yapamadık ama biraz daha gevşem olduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Onun dışında 22 mahallemiz, 18 köyümüz var. Ne kadar da köyler mahalle olsa halen onlar bizim köyümüz. Köy tüzel kişiliğinin tekrardan kazandırılması için de mücadelemizi devam ettireceğiz. 22 mahallemizin, 18 köyümüzün köy temsilcileri ve mahalle temsilcilerini de belirledik. Ve şu an yönetim kurulları oluşturuluyor. 5 ve 15 kişi ile belirledik. O aşamada çalışma ekiplerimiz de devam ediyor. Ve yaz tatili sezonuna girmeden Gebze basınımız da sağ olsun çok önem ve destek verdi bu konuda. Biz mahalle meclislerimizi başlatmıştık. Yaklaşık 10 tane mahallemizde çalışmalarımızı yapmıştık. Fakat bir yaz tatili sezonu olduğu için köyüne gidenler, tatile gidenler ara bir boşluk olduğu için ara vermiştik. Ve planlamalarımızı bu boşlukta daha da detaylandırarak planlamalarımızı bitirdik. Önümüzdeki hafta itibariyle tekrardan da geri kalan mahallelerimizde mahalle meclislerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında dediğim gibi mahalle başkan örgütlenmeleri, halk meclisleri ve sokağın sorunlarını Gebze gündemine taşıyabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında yine pandemiden sebep bizim her 3 ayda bir düzenli yapmamız gereken parti içi danışma kurulu toplantılarımız oluyordu. Pandemiden sebep bir yasaklama getirilmişti. Bir yıldır da bu toplantıyı yapamıyorduk. Önümüzdeki Kasım ayı içinde parti içi çalışmalarımıza ve parti içi toplantılarımıza yönelik genişletilmiş veya danışma kurulu üyeleriyle bir danışma kurulu toplantımızın da kararını aldık. Önümüzdeki günlerde hem üyelerimizle hem Gebze kamuoyuyla da paylaşacağız. Onun dışında üye çalışmamız vardı bizim. Fakat yine pandemiden sebep kalabalık toplantılar yapamıyorduk ve bir üye katılım töreni organize edememiştik. Önümüzdeki haftalarda da yaklaşık bir 100-150 tane aramıza yeni katılan arkadaşımıza üye katacağız. Ve bu üyelere bir rozet töreni programlayacağız. 1,5 yıllık görevimiz boyunca hem kendi çalışmamız hem de partimizin bu süreçte ortaya koyduğu iktidar
inancı, gerçekleştirdiği iktidar inancı ve iktidara yürüyen bir Millet İttifakı'nın getirdiği bir çalışma sonucu da yaklaşık 500'e yakın bir üye başvurusu oldu partimize. Bunun içinde bizim özel çalışmamız da var. Direkt kendi talebiyle de partimize üyelik başvurusu yapan arkadaşlarımız var. Üye çalışmalarımızı da bu anlamda devam ettiriyoruz. Onun dışında Gebze'nin sorunlarını meclisin dışında ilçe başkanlığı olarak da elimizden geldiği kadar Gebze'mizin sorunlarıyla, Gebze'mizin dertleriyle dertlenip sorunları her platformda, her basın toplantılarında dile getirip Gebze'mizin bitmek bilmeyen bu çile yumağına dönmüş sorunlarını bir şekilde meclisimizin de desteğiyle çözmek için mücadelemize devam edeceğiz. Birazdan kıymetli meclis üyelerimiz bu konuyla alakalı yorumlamalar yapacaklar, çalışmalarımızla alakalı bilgi verecekler. Davaya taşıdığımız, yargıya taşıdığımız bazı süreçler oldu. Onlarla alakalı yine bir sunum yapacaklar. Bu anlamda hem Gebze basınımızı hem de Gebze kamuoyumuzu bilgilendirmiş olacağız. Ben konuşmamı bitirmeden önce uzun zamandır bir ara bir yoğun dillenmişti. Uzun zamandır Gebze'de gündemde olmayan bir konuyu tekrardan gündeme taşımak istiyorum. Biliyorsunuz Gebze'nin büyükşehir statüsünde bir il olma hakkı var. Ama ne yazık ki bir şekilde sonuçlanamadı. Gebzelilerin bu karara tekrardan sahip çıkması gerekiyor. Yani olumlu çalışmalar olduğu yönünde duyumlar alıyoruz ama sonuçta somut bir sonuç olmadığı sürece halen acaba mı diye dediklerimiz oluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Örgütü olarak Gebze'nin büyükşehir statüsünde il olması tavrımızı halen koruyoruz. Gebze'nin hakkının devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten artık Gebze hak ettiği değeri ve hak ettiği imkanları kendi bünyesinde alması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Gebze tek başına 32 ilden diğer 4 ilçeyi de katarsak yaklaşık 52-53 ilden büyükşehir statüsüne gelmiş, kanuni nüfus sayımı, kanuni bütün imkanlarını tamamlamış il durumunda. O yüzden yetkililere Gebze Belediye Başkanı ve İktidar Partisi ilçe başkanı aracılığıyla ben buradan bir Ankara'ya gönderme yapmak istiyorum. Lütfen Gebze'ye sahip çıkın. Gebze'nin büyükşehir statüsünde il olması için de mücadelenizi devam ettirin. Biraz ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa olası bir erken seçimde veya 2023'te yapılacak bir seçimde Millet İttifakı olarak biz Gebze'nin hak ettiği yere gelmesi için ve hak ettiğini alması için Millet İttifakı olarak gerçekleştireceğimizi söylüyorum. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü